Osmanlı geleneği sadaka taşı okulda hayat buldu. Hem öğrenciler yararlanıyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlar. Kütahya Dağesen Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi'nin okulda hayata geçirdiği sadaka taşı uygulaması büyük ilgi görüyor. Bir ay önce başlayan uygulamadan öğrenciler faydalanırken toplanan paralarla bir mahalle bakkalının borç defteri de nasibini aldı. Burada personelimiz, okulumuza gelen misafirlerimiz, öğrencilerimiz yardımda bulunabiliyorlar ve aynı şekilde ihtiyacı olanlar da gelip burada ihtiyaç nispetinde paralarını alıyorlar. Biz bu şekilde hem bu geleneği tanıtmak hem de öğrencilerimize yardımlaşma şuurunu vermek istedik. Toplanan paraların bir kısmını da mahalle bakkalında rastgele borcu olan bir kişinin borcunu ödemek suretiyle ya tamamını ya da bir kısmını yine ödemek suretiyle bu geleneği de yaşatmaya çalışıyoruz. Sadaka taşı uygulaması ile ilgili teklifin öğrencilerden geldiğini söyleyen okul edebiyat öğretmeni Hakan Bengül, öğrenci ve velilerden yoğun ilgi olduğunu aktardı. Biz bu geleneği yaklaşık bir ay oldu başlatalı. İlgi çok yoğun. Çoğu insan da bunu bilmiyordu gerçekten. Ne olduğunu merak ediyorlardı. Biz de kendilerine ne olduğunu anlattık. Anlatınca da ilgilerini çekti. Sonuçta dijital ortamın kafanı tuttuğu bir gençlik var. Böyle farklı şeyleri görünce ilgilerini çekiyor. Ve şu an gerçekten çok güzel gidiyor. Öğrencilerimiz hani bu yardımlaşma konusunda ciddi hassasiyet gösteriyorlar. İhtiyacı olan öğrenciler ihtiyacı kadarını alıyor. Kantine borcu olan öğrencilerin borçları da kapatılıyor. Böyle hepsini almıyorlar. İhtiyaçları nispetinde alıyorlar. Bu şekilde hem alan kişi de görünmüyor, veren kişi de belli değil. Dolayısıyla hakikaten tam bir dayanışma gerçekleşmiş oluyor. Şu an ilgi gerçekten çok iyi. Burada her geçen gün paralar birikiyor. Ve ihtiyacı olan öğrencilerin aldığını görüyoruz. Hatta şöyle de söyleyebilirim. Kantine borcu olan öğrencilerimiz var. Biz zimem defterini kantin üzerinden de gerçekleştirmiş oluyoruz aynı zamanda. Okul öğrencilerinden Elif Rana Ateş ve Süleyman Muhammed Akbaş böyle bir geleneği yaşatmanın kendilerini çok gururlandırdığını söylüyor. Bu sadaka taşı bizim değerlerimizle aramızda bir köprüyü oluşturuyor aslında. Burada yerden kayıp bir para bulan veya ihtiyacı olan veya gönlünden koptuğu kadarıyla herkes buraya para bırakıyor. Gerek ihtiyacı olan bir öğrenci, gerekse okulumuzun dışında ihtiyacı olan insanlar bu sadaka taşından faydalanabiliyorlar. Bizler burada bu değerlerimizi yaşatarak, değerlerimizi öğrenerek büyüyoruz. Umarız ki bizim gibi herkes, tüm gençler bu değerlerimizi yaşatmaya devam eder. Bu etkinlik gerçekten de okulumuzu ilk gördüğümde ben de çok şaşırmıştım. Çünkü eski tarihlerden gelen ve şu an hiç kullanılmayan bir şey. Şu an daha çok sadaka hani insanların elden ele yaptığı veyahut da kurumlara bağışladığı bir şeydi. Ama bence böyle bir şey olması da gayet güzel ve hoş yani. Özellikle bir okulda olması çok çok güzel.